Buyurun. Bülent Bey, sizi bir hanım görmek istiyor. Buyursun. Buyurun efendim, buyurun. Bir şey mi sormak istiyorsunuz? Evet avukat bey, kocamdan ayrılmak istiyorum. Bu gibi davaları başarmakta sizin metinizi işittim ve doğruca size geldim. Hanımefendi, böyle bir şeye karar vermeden evvel insanın çok düşünmesi ve kendi kendine sebepler araması lazımdır. Biz avukatlar kanun adamları olmamız dolayısıyla yıkıcı değil, yapıcı işler isteriz. Kocanızdan niye ayrılmak istiyorsunuz? Kocamla 3 sene evvel evlendik, çok mesuttuk. Bundan 4-5 ay evvel kocam eve geç gelmeye, bazen de hiç gelmemeye başladı. Sorduğumda türlü bahaneler uyduruyordu. Nihayet öğrendim, bir pavyon artistine aşık olmuş, onunla oturuyormuş. İşte böyle avukat bey, tahammül edemeyeceğim artık. Çocuklarınız var mı hanımefendi? Evet efendim, 2 tane oğlum var. 2 çocuğunuza rağmen ayrılmak istiyorsunuz. Ne yapayım efendim? Çok iyi düşünmeniz lazım hanımefendi. Bundan bir müddet evvel de benim başımdan böyle bir şey geçmişti. Ama benim karım benden ayrılmamak, çocuklarımızı babasız bırakmamak için avukat yazıhanelerine gitmedi. Feragatle benim yuvama dönmemi bekledi. Benim gibi olamaz avukat bey. Bazen eve günlerce gelmiyor. Çocuklarını görmek dahi istemiyor. Hanımefendi, belki benim karımın çektiğini hiçbiriniz çekmemişsinizdir. Size bu hikayeyi anlatayım. Bundan 10 sene evvel karımla bir aile toplantısında tanışmıştık. Sevişerek evlendik. 2 sene arı ile 2 yavrumuz oldu. Mütevazi bir evimiz, mesut bir yuvamız vardı. Günlerimiz neşe ve saadet içinde geçiyordu. Ayıp Ahmet, insan kardeşini de vermiş. Dövmüyorum babacığım, benim kitabımı aldı kaçtı. Bana hiç rahat vermiyor. Kardeşin senden oynamak istiyor. İnci kızım, ver bakayım o kitabı abine. Vermem, benim o. Sen abine onu verirsen, sana kocaman bir çikolata alacağım. Al kitabını, benim canım babacığım. Babacığım, sen beni mi, Ahmet'i mi çok seviyorsun? O nasıl söz kızım? İkinizi de çok seviyorum. Ama hep beni kucağına alıyorsun babacığım. Sen daha küçüksün de ondan alıyor. Kocacığım sana söylemeyi unuttum. 2 gün evvel Hakkı Bey'in oğlu Nihat'ın düğünü oldu. Sen burada olmadığın için gidemedim. Yarın istersen evlerine tebrike gidelim ha? Öyle ha. Desene çapkın Nihat da kafese girdi. Her evlenen kafese mi girer Bülent? Ben de mi seni kafese soktum? Şaka söyledim karıcığım. Sen beni saadet ülkesine soktun. Maşallah kızım. Darısı senin oğlunun başına. Allah bağışlasın. Seninkini de yakında evlendirmek lazım. Ben değil, oğlum evlenmek istemiyor. Askerliğimi bitirip işimin başına dönmeden evlenmem diyor. Münasip birini buldunuz mu bari? Ne gezer, şimdiki gençler bizim bulduğumuzda değil, kendi bulduklarıyla evleniyorlar. Bu ne demek? Bir evlat annesi ve babasının münasip bulduğu biriyle evlenmeye mecburdur, öyle değil mi hanım? Çiftler evlendikten sonra bizimle değil, eşleriyle geçinecekleri için ben sizin fikrinize değilim bey. Buyurun efendim, buyurun. Oh, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk ya. Buyurun. Size arkadaşım Bülent'i tanıştırayım. Karısı Süheyla Hanım. Memnun oldum. Güzel olduk efendim. Buyurun, sizi karımla tanıştırayım. Karım Leyla. Oldu. İkinizi de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ebedi saadetler diler. İkinizi de canımdan tebrik ederim. Hadi bir şeyler içelim. İçelim. O mesut gününde bulunmadığınıza çok üzüldüm. Ben Ankara'daydım, dün geldim. Düğünüzün yapıldığını hanımdan öğrenince tebrike geldik. Gene de çok teşekkür ederim. Çok samimi bir düğün oldu. Hadi, yeni evlilerin şerefine.
Gel bakalım Sevda, seni arkadaşlarıma tanıtayım. Kardeşim Sevda, Süheyla Hanım. Arkadaşım Bülent Bey. Müşerref oldum. Memnun oldum. Allah bağışlasın, çok güzel kardeşiniz var. Tahsildesiniz galiba. Evet, bir hafta sonra Arnavutköy Kız Koleji'nden diplomamı alacağım. Hukuk fakültesine devam etmek istiyorum. Oh, demek meslektaş olacağız. Evet. Lastiği söktük ama küçük hanım istepniyi garaja tamire verdim. Bunu söküp yapamayacağım. Sen de biraz geç kalacaksın ama ne yapalım, şans. Şans da ne demek? Dikkatsizlik ve ihtiyatsızlık. Geç kalacağım, hiçbir arabada geçmiyor. Küçük hanım, dikkatsizlik nerede? Patlayacağı tuttu Meret'i. Bir araba geliyor, taksi! Alıversen ne olur sanki? İmkanı yok yetişe, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bir araba daha geliyor. Taksi, taksi! Hiç yer yok hanım abla, kusura bakma. Arkayı dörtlüyver yahu. Ne dörtlüyorsun be? Oturacak yer yok, sıkışmışız buraya. Görmedim be, yarım porsiyon sıkışmışsın oraya. Şu hususi dursa bari. Ne oldu Sevda Hanım? Merhaba, lastik patladı. Okulda diploma merasimi var, geç kalacağım. Buyurun, ben sizi götüreyim. Zahmet olacak, teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sağ ol abi. Güle güle. Allah'a ısmarladık, güle güle. Allah'tan Hızır gibi yetiştiniz. Ben her zaman aşağı yoldan giderdim. Bu sefer gayri ihtiyari bu yola sattım. Demek ki beni bu tarafa bir cazibe çekti. Sizinle çok mühim bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Bunu burada alelacele söylememe imkan yok. Mühim bir şey mi? Evet, çok mühim. Hem de mahrem. Yazıhane adresim ve telefon numaramı rehberde bulabilirsiniz. Perşembe günü 2'den 4'e kadar sizi bekleyeceğim. Bu mühim ve mahrem şeyi anlamak isterdim. Çok merak ettim doğrusu. Bu mühim şey sizin bir dostunuzun istikbaline aittir. Muhakkak bekliyorum. Bugün Perşembe. Muhtıra defterine baktım, mahkemen filan yok. Mühim bir işin yoksa gitme de, sinemaya gidelim. Maalesef karıcığım, bu arzumu yerine getiremeyeceğim. Benim kucağına alsana. Evet, mahkemen falan yok ama çok mühim bir işim var. Bir davacım gelecek. Ondan esas hakkında anlaşmaya muvaffak olabilirsem çok iyi olur. Babacığım, bizi unutma. Benim bebeğimi de getir, değil mi? Seni bekleyeceğim. Uyumam, yemeğe gelmezsen yemek de yemem. Seni bekleyeceğim babacığım. Peki yavrucuğum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Perşembe günü seni yazıhanemde 2'den 4'e kadar bekleyeceğim. Yazıhane adresim telefon rehberimde. Bu mühim ve mahrem şey sana da istikbaline aittir. Muhakkak bekleyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktiğiniz için çok merak ettim. Evden çıkmak için daha evvel fırsat bulamadım. Haklısınız.
Hele babanızın haberi olsaydı gelemezdiniz zannederim. Annemle babam şimdi çok meşgul. Dayımın hastalığı onları çok üzüyor. Hemen her gün hastaneye onu görmeye gidiyorlar. Biz de bu fırsattan istifade eder, bol bol konuşuruz. Buyurun, oturun. Bilmem, içimde bir korku var. Hemen dönmek istiyorum. Ha, ne diyecektim? Buraya niçin geldiğimi henüz bilmiyorum. Evet. Bir arkadaşımın istikbaline ait mahrem bir şey konuşmak istemiştiniz. Çok merak ettim de geldim. Bakın, sizinle iki sırdaş gibi konuşmak istiyorum. Buyurun. Ben sizin çok iyi tanıdığınız birisini bir müddettir seviyorum. Olabilir ama sevgi karşılıklı olur. Acaba o da sizi seviyor mu? İşte bu hususta yardımınıza muhtacım. Ne gibi? Beni sevmesi için onu ikna etmenizi sizden rica edeceğim. Bilmem, bu hususta size ne gibi yardım edebilirim? Hem sizin benim yardımıma ihtiyacınız yok ki. Siz yakışıklı, olgun, sevimli bir insansınız. Hakkımdaki nazik düşüncenize teşekkür ederim. Onu bu hususta ikna edeceksiniz, değil mi? Peki, elimden geleni yapacağım. Ama sizin sevdiğiniz o cici kız kimmiş? Bu cici ve sevimli kız sizsiniz. Oh, bu pek hoş ve centilmence bir ilan aşk. Bu benim de hoşuma gitti ama... Bu işin şakası olmaz. Öyle ama... Alo, Bülent aç kalın. Bülent, sen misin? Evet, benim. Seni bekliyoruz. İnci babam gelmezse yemek yemem. Deliğimi getirecekti, unutmasın diyor. Gelmiyor mu anneciğim? Biraz gecikecek yavrum. Sen yemeğini ye. Anneciğim, ben de babamla konuşayım. Babacığım, hani söz verdin gelecektin. Bizi unuttun mu? Sen gelmezsen ben de yemeğimi yemem. Sen ye kızım. Ben işim bitince bebeğini alıp geleceğim. Peki babacığım. Hadi güle güle. Beni sevmesi için onu ikna edeceksiniz, değil mi? Ya o hanım sizin evli olduğunuzu, çocuklarınız bulunduğunu söylerse ona ne cevap vereceksiniz? Mesut olmadığım için karımdan ayrılacağım. Peki Bülent Bey, karınızdan ayrılmanız için ne sebep var? Bilmem, bunu size nasıl anlatayım. Karım evli bir kadında bulunması lazım gelen bütün meziyetlere sahiptir. Ama... Bunları size sonra teferruatıyla anlatırım, vaat ediyorum. Bu kadar mühim ve hayati bir meselede iyice düşünmeden karar vermek hiç de doğru bir şey değil. Düşünelim. Hem de çok iyi düşünelim. Sözünüzde duracak ve bana yardım edeceksiniz, değil mi? Bülent Bey, biraz evvel de söylemiştim. Siz bence sevilmeye layıksınız. Oh, çok geç kaldım, artık gideyim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Tekrar geleceksiniz, değil mi? Mümkün olursa. Sizi daima bekleyeceğim. Hem artık unutmama da imkan kalmadı. Bu kadar mühim ve hayati bir meselede iyice düşünmeden karar vermek hiç de doğru bir şey değil. Düşünelim. Hem de çok iyi düşünelim. Babacığım, ben sana ne getirdim? Baba! Baba! Anneciğim, babam hasta mı? Neden benimle konuşmuyor? Galiba hasta kızım. Hadi sen git yat. Peki anneciğim. Hadi. Bülent? Bülent! Rahatsız mısın? Yo yo, biraz dalmışım da. Vakit geç oldu. Hadi yat artık. Oh, haklısın. Daha ne duruyorsun? Hala karar veremedin. Senelerdir özlediğin aşk seni bekliyor. Yürü. Hadi yürü. Böyle bir tanışma neticesi büyük aşk doğdu. Karıma, çocuklarıma olan sevgim bir anda sönmüştü. Sevdadan başka kimseyi gözüm görmüyordu. Kuvvetli aşkımız bu şekilde devam ederken... Ne oldu, niye geç kaldın? Bülent Bey'in yazıhanesinde misafir vardı, bekledim. Mektubu verdin mi? Hı, verdim. Çok selam söyledi. Sizi bekliyor.
Annem babam sorarsa oya rahatsızmış, ona gitti dersin. Allah'a ısmarladık. Mesut musun sevgilim? Çok mesudum Bülent. Ama içimde bir korku var. Neden? Biz birleşip mesut olamayacağız gibi geliyor bana. Hayır, hayır sevgilim, birleşeceğiz. Mesut olacağız. Ben senden ayrılırsam ölürüm Sevda. Ben de sevgilim. Sensiz yaşayamam. Ayrılmayacağız Sevda. Özlediğimsin benim. Yıllardır özledim. Hadi sevgilim, çıksana. Bir gören olursa diye korkuyorum. Bülent, yalnız babam değil, abim de böyle şeylere çok sinirlenir. Nasıl olsa yakında karım olacaksın. Hadi gel. Senelerdir özlediğin aşk seni bekliyor. Çok vicdan azabı çekiyorum Bülent. Karım, iki çocuğun sanki bana bizi yıkamazsın, buna hakkın yok diyorlar. Hı. Geç oldu, gidelim artık. Koş bana, koş gel bana, özledim. Hastaneye kardeşime götürmek için aldığım romanı arıyorum, dur bir dakika! Sevdam çekmecesinde olmaz. Hala bir romanı bulamadın mı? Sakladığın nedir? Hiç canım, mühim bir şey değil. Nasıl hiç? Sakladığın şeyi görmek istiyorum. Hayır, hayır! Bu doğru olmaz. Sana ve bana ait olmayan bir şey bu. Hadi hastaneye, geç kaldık. Bu evde benden saklı bir şey olamaz. Ama bu başkasına ait bir sır. Bunu görmeye hakkın yok. Bu mektubu yazan avukat Bülent Açıkalın mı? O evli ve iki çocuk babası. Hanım, hanım! Sevda'yı serbest bırakmakla ne büyük bir hata işlediğinin farkında mısın? Ne oluyor Ayşe? Neyse! Sus hanımcığım, galiba babam mektubu yakaladı. Ya kontrol altında tutmazsa sonunda böyle olur. Seni hiç affetmeyeceğim. Ne oluyorsun babacığım? Sesini merdivenlerden işittim, yüreğim ağzına geldi. Daha ne olacak? Aile şerefi lekelenen bir babanın kalp sektesinden ölmesini mi istiyorsun? Bundan daha büyük rezalet mi olur? Al bu yüz karası mektuplarını! Bu neden yüz karası olsun babacığım? Bir hayat arkadaşı intihap etmek hakkım değil mi? Bir kızın babasına vereceği cevap bu mudur? Beğeniyor musun kızının cevabını? Bir insanın her şeyden ziyade şerefe ihtiyacı vardır. Evli bir adamı sevmek bir şeref midir? Müdafaa etmek istediğin adamın yuvasındaki karısını ve zavallı yavrularını ne hale düşüreceksin, düşünmüyor musun? Senelerce beraber yaşadığı karısını, bugün senin için terk eden bir insanın, yarın bir başkası için seni terk etmeyeceğini bana niye temin edebilirsin? O beni çıldırasıya seviyor ve ebediyen mesut etmeye hazır. Görüyorum. Rahat, para, seni çok şımartmış, çılgına dönmüşsün. Senin gibi şımarık bir kızdan ancak bedbaht bir kadın çıkar. Beni affet babacığım, siz bana her zaman doğru oldu, ama doğruyu söyle dememiş miydiniz? Bu işe karar vermeden çok iyi düşün de öyle karar ver. Çünkü bir yuva yıkacaksın. Çok iyi düşündüm. Onu benden ancak ölüm ayırabilir. Sus terbiyesiz budalar! Büyük söz söyleme, büyük sözü dinle! Dikkat et, yuva yıkanın yuvası olmaz! Hayır, bu iftira olmayacak!
Eğer bu inatında ısrar edersen seni evlatlıktan da eder, mirasımdan da mahrum ederim. Büyüğümsünüz, babamsınız. Her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyim sizin olsun. Yalnız aşkım benim olsun. Öyle mi? Ben yapacağımı biliyorum. Seni adamı ve ablanın çiftliğine göndereceğim. Bu aşkını unutuncaya kadar orada kalacaksın. Bunun eşyalarını hazırla, ilk vasıtayla Adana'ya gideceğim. Getirdi. Hmm. Teşekkür ederim. Çocuktan mı alıyorsun öfkeni? Sus lan, sus, sus şunu! Bıktım bu evden de, bu hayattan da! Sevda, hiç ablacığım. Yoksa Bülent'i mi düşünüyorsun? Dayanamıyorum abla. Bu ayrılık beni öldürecek. Sabret kardeşim. Sabrın sonu selamettir derler. Her şey yoluna girer. Ne geçti babamın eline sanki? Benim aşkımı söndürdün. Bilal, daha alevlendirdin. Üzülme kardeşim. Ablacığım, Bülent ne yapıyordur şimdi? Acaba o da beni düşünüyor mu? Thank you.
onu yemekten de içmekten de keser. Sevdam dedin. Resulullah efendim benim vekaletimi aldı, takip etmemiş. Dava düştü, 100.000 lira zararım var. Bunu ona bırakmam. Rahatsız, ne yapalım? Rahatsız falan olursan mahkemeye rapor gönderirsin. Doğru dürüst avukatlık yapmayacaksa açmasın bu yazıhaneyi. Ben yapacağımı bilirim. Alo? Evet, avukat Bülent Açıkalı'nın yazıhanesi. Kendisi yoklar efendim, rahatsız. Nasıl? Mahkemeye girmemiş mi? Vallahi bilmiyorum. Kendisini göremezsiniz, hastanede istirahat ediyor. Azere. Peki abi. Bir daha vuruyor, bir daha vuruyor diyorum sana. Allah'ına. Hadi şerefet olsun. Afiyet olsun, o biçim. Göbek Ali, kıyak bir plak koy da neşemizi bulalım. Emret abi. Dertli galiba. Belki de aşık. Göbek, şarap gönder. Emret abi. Halim nedir diyen yok. Bu böyle yaşamak mı? Sanki benim canım yok. Biricik Bülent'im, malum hadiselerden sonra baban tarafından seni bile göremeden buraya sürüldüm. Ama Bülent, babam sanki benim kalbime kirlenmiş olan seni çıkarabilecek mi? Bülent, senin yokluk ve hasretin bir gün beni öldürecek. Ama unutma ki, ölürken bile son sözüm seni seviyorum Bülent olacak. Seni saçmalıklarımla üzmek istemem. Ne yapalım, bizim de kaderimiz böyleymiş. Bak Bülent, aklıma ne geldi? Sen gelip beni buradan kaçırsan. Ben yokken anneni üzmeyeceksin değil mi? Peki babacığım. Aferin. Kendine iyi bak.
Gecikme bile. Olur karıcığım, bir haftaya kadar dönerim. Babacığım, hiç unutma. Allah'a ısmarladık. Erken için kaçtın, başıma böyle dert açtın, başıma böyle dert açtın. Bunca yıldır hep aldattın, seni seven kalbi sattın. Bunca yıldır hep aldattın, seni seven kalbi sattın. Ne oyun olmadı hayat, geçti gençlik şimdi hayat. Ben bu aşkta bulmadım tat, zehir oldu bana hayat. Ben bu aşkta bulmadım tat, zehir oldu bana hayat. Ben niçin yatıyorum böyle? Heyecanlanmayın. Biraz daha istirahat ederseniz bir şeyiniz kalmaz. Çok şükür kazayı hafif atlattınız. Sadece bir baygınlık. Kazayı mı dediniz? Evet, biliyorsunuz ya. Neyi? Kazayı. Demek ki bir kaza geçirdim. Peki bu kaza nerede oldu, ne zaman? Bugün, gündüz Ankara yolunda. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beynim bomboş. Sanki dünyaya gözlerimi yeni açmış gibiyim. Peki, siz kimsiniz? Ben doktorum. İlk tedavinizi biz yapıyoruz. Benim ismim nedir? Avukat olduğunuzu, isminizin Bülent Açıkalın olduğunu anladık. Zaten İstanbul'a durumu ailenize telgrafla bildirdik. Evet. Ne dediniz? Aileme mi? Peki ben ne zaman çıkacağım buradan? Şimdilik sizi yalnız bırakmamıza imkan yok. Zaten aileniz de bugün gelir. Siz bir şok neticesinde hafızanızı kaybettiniz. Mazinizi canlandırmaktan acizsiniz. Bir telgrafınız var efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin Sevda. Merhaba abla. Teşekkür ederim. Yeni gazete okur musun? Mert. Hafızasını kaybetti. Adana'ya bir iş takibine gitmekte olan avukat, İzmit yolunda direksiyona hakim olamamış ve iki takla atmıştır. Araba hurdaş bir haldedir. İzmit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Açıkalın sıhhi durumu vahimdir. Thank you.
Bülent! Bülent! Ne oldu, beni tanımadın mı? Ben Süheyla, karım. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Çocuklarımın, İnci'nin, Ahmet'in annesi Süheyla. Özür dilerim, tanımıyorum. Beni odama götürün lütfen. Kocam iyileşecek mi doktor bey? Maalesef hafızasını kaybetti. Şimdilik size katı bir şey söyleyemem. Ama belki ikinci bir şok ona tekrar hafızasını kazandırabilir. Bu da devamlı bir tedavi ve müşahedeyle kabildir. Avrupa'ya gitmesi şart. Bu da masraflı olacak tabii. Neyim varsa eşyalarım, mücevheratım hepsini satarım doktor bey. Doktor bey, kardeşimin sıhhati nasıl? Kendisinin sinirleri çok bozuk. Sinir sistemine tesir edecek bir hadise geçti mi? Bir avukatla sevişiyor. Sevgilisi trafik kazası geçirdi. Hayatından da ümit yokmuş. Sevda haberi gazetelerde okuyunca fenalık geçirdi. Çok sevdiği erkeğini kaybedince asabı bozulmuş. Uzun ve itinalı bir tedavi lazım. Yalnız küçük hanımı İstanbul'a göndermek şart. Buranın havası yaramıyor. Deniz havası lazım. Teşekkür ederim doktor bey. Rica ederim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Bir şey olursa bana haber verirsiniz. Başüstüne efendim. İstanbul'a anneme mektup yazacağım. Sevda'yı oraya gönderelim. Doğru, hemen gönderelim. İzmir'den gelen 305 sayılı ana uçağı alanımıza inmiştir. Dikkat, dikkat! Atina Berlin seferini yapacak olan Midilis uçağı kalkmak üzeredir. Yolcuların yerlerini almaları ve sigara içmemeleri rica olunur. Teşekkür ederiz. Hakkı Bey, yalvarırım yapma. Bu kadar senedir üzerine titrediğimiz yavrumuz çok hastaymış. Ablası, Allah muhafaza, çok fena neticeler doğabilir diyor. Kızımızın sıhhati için ne olur peki de? Hayır hanım, katiyen Sevda isimli yılanı görmek istemiyorum. Hem avukat da hafızasını kaybetmiş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kızımıza ve ailemize zararı dokunmaz. Kıza sen yüz verdin, sen şımarttın. Ben kefil oluyorum. Sevda'yı çağıralım. Her şeyinden ben mesulüm. Madem ki ısrar ediyorsun... Peki. Oh! Yalnız Sevda'nın yanlış bir adımı... ...bu kadar senelik yuvamızı yıkabilir. Oh! Anneciğim, babam ne zaman gelecek? Ne zaman beraber yemek yiyeceğiz? Yoksa hiç gelmeyecek mi? Babam para kazanmaya gitti. Bir ay sonra gelecek. Gelirken de sana bebek çikolata getirecek. Annem neden ağlıyor abi? Bilmem ki. Dikkat! Atina'dan beklenmekte olan İngiliz hava yollarına ait 134 sefer sayılı veya uçağı alanınıza inmiştir.
Süheyla Hanım burada oturmuyor mu? Hayır efendim, 4 sene evvel buradan taşındılar. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Rahatsız ettim efendim. Özür dilerim. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Yem, kuşlara yem. Yem var, yem. Buyur amca. Çekiliyorlar be! Yazıyor, havadis, milliyet, hürriyet, yazıyor! Bir akşam versene! Bir Nur abi! Bir hürriyet ver çocuğum! Ne oldu İnci, niye düştün? Abi, şu giden adama bir kutu yem al dedim, almadı! Üstelik beni itti! Tokaç'ın halinden anlamaz. Bizim de babamız olsaydı, biz de buralarda sürünmezdik. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Buyurun. Oh, merhaba Emel Bey. Merhaba Bülentciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Müessif hadiselerden sonra Süheyla Hanım senin doktor ve ilaç masraflarını karşılamak için burayı bana devretti. Ben de bizimkileri arıyorum. Evden de taşınmışlar, ne yapacağımı bilmiyorum. Gazeteye bir ilan verelim. Herhalde buluruz. Bülent, avukatlığa devam edeceksin değil mi? Hı hı. Önce karımı ve çocuklarımı bulmam lazım. Bak Bülent, gel burası geniş. İçeride de bir oda var, beraber çalışalım. İstersen ben burayı terk edip başka yazıhane bulayım. Sen burada çalış. Olur mu öyle şey? Ben başka yazıhane bulurum. Her neyse, bunları sonra düşünürüz. Şimdi gazeteye ilan verelim. Bak, bu benim aklıma gelmemişti. Aynadan beni nasıl itti? Oh, ayağım! Dur kardeşim, biraz olayım. Abiciğim çok acıyor. Oh! Ay! Ne oldu yavrum? Kötü bir adam bir kutu yem parasından kaçmak için İnci'yi yiyerek yere düşürdü. İnci'nin de ayağı incindi. Çok acıyor mu? Neresi? Eğer büyük olsaydım anne, o adamla kavga ederdim. Dünyada hep iyiler değil. Kötüler de var yavrum. 4 sene evvel kaybettiği ailesini arayan adamı yazıyor. Yazıyor! Bir hürriyet ver. Yazıyor havadis! Ver bir gazete çocuğum. Teşekkür ederim. Çoluğunu çocuğunu arayan babayı yazıyor! 4 sene evvel kaybettiği ailesini arayan adamı yazıyor! Yazıyor havadis! Ne Beylan'ın soyadı açık alın değil mi? Evet, ne olmuş? Onun kocası 4 senedir hastanedeydi galiba. Bak gazete ne yazıyor? 4 senedir karısını arayan adamın soyadı da açık alın. Gel gidip soralım. Olur. Ne var? Kız Süheyla, bak bir adam kaybettiği karısını ve çocuklarını arıyor. Soyadı da açık alın, seninki olmazsa. Anne, babam gelmedi. Gazeteye telefon ettim, evin adresini verdim. Neredeyse gelir. Canım babacığım, bir kutu yem için yere iten adam babam olsaydı beni itmezdi. Bugün ben gazete satarken çocuğunu arayan adam diye bağırıyordum. Düşünüyorum,
Babamızın haberini herkese duyurmaya çalışıyormuşum meğerse. Geldi işte babacığım. Ah! Hadi gidin beni. Süheyla. Abi, beni yere iten adam değil mi? Evet. Sevgilim. Babanız yavrularım, nihayet kavuştunuz. Sana çok şükür Allah'ım, beni çocuklarıma bağışladın. Benim yüzümden siz de çok cefa çektiniz ama bunların hepsini unutacağız. Eskisinden de iyi bir hayata başlayacağız. Böylelikle yuvama yeniden kavuşmuş oldum. Artık o eski karanlık günler geçmişti. Çocuklarım mektebine devam ediyordu. Karım evine döndü. Ben de yeni bir yazıhane açarak eski mesut günlerimize nazire yapıyorduk. Bu mesut günlerimiz de uzun sürmedi. Gene bir gün tesadüf neticesi... Uyuma ya, sağına soluna bak! Affedersiniz, dalmışım. İmkanı yok, oydu Ayşe. Bülent Bey burada olsaydı herhalde seni arardı. Yanıldınız belki küçük hanım. Değil Ayşe. Gözlerimle gördüm. Bülent... Nefesim duracak gibi oldu. Sesimi çıkaramadım. Nerede bulacağım şimdi onu? İstersen telefon rehberinden arayalım ha? Tamam Ayşe, ver rehberi bulalım. Hadi bakalım. Buldum. Şu yeni evi, şu da yeni yazıhane. 44-54-69. Ayşe sen bir telefon et. 44-54-69. Neresi diye sorarsın, Bülent'in yazıhanesi ise kapatırsın. Rehberdeki adresi buluruz. Neresi efendim? Tamam hanımcığım. Cuma günü mahkemenize giriyorum efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sevda. Sen misin? Evet Bülent, benim. Sen benden kaçmak istedin ama bak ben yine geldim. Hayır Sevda. Senden nasıl kaçabilirdim? Beni dinle bak, anlatayım. Senden Adana'dan mektup aldım ya, sana gelmek için yola çıktım. Canım anneciğim, nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Ben aşağı kadar iniyorum. Hayret doğrusu, son günlerde ağzını bıçak açmayan kız sevincinden yerinde duramıyor. Bundaki değişikliğin sebebi ne acaba? Ne olacak anne, unuttu bile. Ben size dememiş miydim bir gün Bülent'i unutur diye? Hı-hı. Doğru oldu. Bülent Bey'e git, tepede öğleden sonra onu bekleyeceğimi söyle. Peki hanımcığım. Beni yazıhaneye götür. Kimin yazıhanesine gene fıkır fıkır kaynıyorsun? Kimin olacak Bülent Bey'in yazıhanesine? Ne öyle lan, ne oynatmadı mı? Haberin yok galiba. İyileşti çıktı.
gene küçük hanımla buluşuyorlar. Yok ya, ne aşk be! Gene bize mektupçuluk vazifesi başladı desene! Tabii, ben küçük hanım için ölürüm bile, hadi! Hmm. Anneciğim, bazı sebepler yüzünden aile ocağımdan ayrılıyorum. Beni affet anne. Baban belki kızar ama sonunda düşünürse beni haklı görür. Aşkıma mani olamadım anneciğim. Sana tekrar mektup yazarım. Allah'a ısmarladık, kızınız Sevda. Ayşe, beni iyi dinle. Beni seversin, değil mi? O nasıl ses hanımcığım? Tabii severim. Bak öyleyse, ben bugün Bülent'le İzmir'e kaçıyorum. Ne? İzmir'e mi kaçıyorsun? Ben seni bırakmam hanımcığım. Bülent karısını boşayacak ve benimle evlenecek. Evlendiğim zaman seni de yanıma alırım. Sen öğleden sonra bu mektubu odamda bulmuş gibi anneme verirsin. O zaman da ben İzmir'e inmiş olurum. Anlaşıldı, değil mi? Anlaşıldı hanımcığım. Şimdi şu bavulu al, yazıhaneye bırak. Ben elimde çıkarsam belki şüphelenirler. Peki hanımcığım. Nereye fındık kurdu? Bavulda ne var? Olanlardan haberim yok galiba. İşler gene karıştı. Matrak geçme be! Nedir o karışan? Aman gevezelik etme! Beni avukatın yazıhanesine götür. Hem gider hem konuşuruz. Hadi çabuk ol, biraz vaktim yok! Ulan ne dalgalar be! Küçük hanım avukat beyle İzmir'e kaçıyor. Yok yahu, bunlar gene işi karıştırdılar desene! Vay canına! Hem küçük hanım beni de sonradan İzmir'e aldıracak! Anlamadım! Evet! Kime danışmış da seni İzmir'e aldıracakmış? Pişt, şuna bak, küçük hanım sana mı soracaktı? Hem o ne derse olur, anladın mı? Ah, işte bu olmadı! Küçük hanım seni taburcu edebilir ama bana sormadan seni İzmir'e aldıramaz! O nedenmiş bakalım? Sen benim hayatımsın, canımsın! Seni dünyaya değişmem, seni benden ayıracaksın, vay haline! Atma yavrum, atma! Bu palavralar bana geçmez! Oh. Hem çok bozulma, yedek parça bulamazsın! Hadi, tıraşı bırak da gazla! Şu bavulu bırakıp geri döneceğim! Ben de bunların dalgasını taşlamazsam, bana da bitirin Hüseyin demesinler! Dönüş için beni bekleme, belki seni evden ararlar. Pekala. Müzik
Alo, orası istihbarat mı? Avukat Bülent Açıkalın'ın evin telefon numarası istiyorum. Bir dakika yazayım. Mersi, mersi. Alo, avukat Bülent Bey'in hanımı mı? Kocanız Hakkı Bey'in kızı Sevda ile İzmir'e kaçıyor. Evet efendim, şu anda yazıhanedeler. Evet hanımefendi. Acele ederseniz bulursunuz tabii. Evet efendim. Bavulla evden çıkmışsın, arkandan da Sevda çıkmış. Nerede o? Bilmem. Nerede olduğunu söylemezsen seni gebertirim. Durun küçük bey, durun. Benim ne kabahatim var o gittiyse. Nereye gitti? Bülent Bey'in yazıhanesine. Ne? Neden? Çabuk söyle. Neden olacak? İzmir'e kaçıyorlar. Vay kahpe vay. Demek İzmir'e kaçıyorlar. Bu işleri çeviren sensin. Evvela onları bulayım, seninle sonra konuşuruz. Aman be! Ne kabahatim var benim, herkes de bana çatıyor! Atla arabadan! Atlayayım beyim! Yaşa, bu da fitili almış! Hava muhalefetinden dolayı falan bir tehir yok değil. Teşekkür ederim. Çok şükür tam vaktinde hareket ediyor. Sen çantayı hazırla, çanta yan odada. Ben de kapıya bakayım. Sen! Sen ha? Evet ben. Ne oluyorsun, bu telaşın ne? Babacığım, annem beni sana getirmek istemedi. Babacığım, beni niye öpmüyorsun? Böyle habersiz gelişinize şaşırdım. Sen her zaman gelirken telefon ederdin de, bir şey mi var? Hey, demin sana telefon ettim, telefonun meşguldü. Bugün derneğin mühim bir toplantısı var. Yoksullara yardım için mühim kararlar alınacakmış. Beni de çağırdılar. Oraya gideceğimi sana haber vermeye geldim. Sonra kasandaki yardım makbuzlarını da alacağım. Sen dur, makbuzları ben getiririm. Aç! Aç kapıyı! Dış kaçırmak nasıl olurmuş, ben sana gösteririm! Dış kapıyı kilitledi. O seni görmesin, hadi sen misafirinin yanına git, onu ben karşılarım. Buyurunuz Nihat Bey. Hayrola, bu telaşınız ne? Nerede onlar? Onlar da kim? Kim olacak? Kocanız olacak beyefendiyle, kardeşim olacak kahpe! Kocam burada yok. Ağır cezada karara bağlanacak davası var, oraya gitti. Ya kardeşim, o burada değil mi? Onu hiç görmedim. Kardeşiniz buraya mı gelecekti? Kocamla sabahleyin beraber geldik. Ben sabahtan beri buradayım. Şimdi çıkıyordum zaten. Hayır, baban değil o. Ya demek bana yalan söylediniz. Onu çok seviyordum. Yalan söylemeye mecbur oldum, özür dilerim. Biraz evvel şurada hayatını kurtardım bir kadın, yuvamdan saadetimi çaldı gidiyor. Hayır, onlar bir yere gidemeyecekler. O şeref hırsızı alçaktan senin ve kendi intikamımı ben alacağım. Babasız kalan evlatların için senin yaşaman lazım.
Dikkat! Türk Hava Yolları'nın 304 sefer sayılı Alp uçağı ile İstanbul'dan İzmir'e gidecek yolcuların lütfen uçağa teşrifleri. Uçağa binerken sigara içmemeleri rica olunur. Teşekkür ederiz. Giremezsiniz beyim. İzmir'e giden uçak bu değil mi? Evet. İzmir'e bundan sonra kaçta uçak var? Akşam 6.30'da değil. Merci. Affedersiniz, İzmir'e kaçta uçak var? Akşam 6.30'da. İki yataklı bir oda rica edeceğim. Banyo mu olsun? Evet. Hüviyetiniz? Buyurun. Ahmet. 16 numaraya çıkartılır. Başüstüne. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Buyurun efendim. Avukat Bülent Açıkalın burada mı kalıyor acaba? Bir bakayım. Var benim anahtar kalmak, verin. On altı numarada bir hanımla birlikte. Ben de iki yataklı bir oda rica ediyorum. İsterseniz Bülent Bey'in yanındaki odayı verin. İyi olur, teşekkür ederim. Ahmet, 15 numaraya çıkarıver. Başüstüne. Alo, buyurun. İzmir Şen Otel. Ha, evet efendim, avukat Bülent Bey ile Sevda Hanım otelimize kalıyor. Kim arıyor diyelim? Efendim? Terbiyesiz herif, telefonu yüzüme kapattı. Seni çok seviyorum Bülent, artık hiç ayrılmayacağız değil mi? Hayır sevgilim, bize artık ölüm ayırır. Biliyor musun, içimde bir sıkıntı var. Sanki bizi takip ediyorlarmış gibi geliyor. Böyle saçma düşüncelerle üzme kendini. Bizi kim takip eder? Hem takip etseler de ne çıkar? Yarın karımdan ayrılmak için mahkemeye müracaat edeceğim. Hadi giyin de dışarı çıkalım biraz. Peki sevgilim. Anneciğim, karnım acıktı. Peki kızım, otelin lokantasına iner yemeğimizi yeriz. Babamı gene o kadın çaldı değil mi anne? Babamı çok özlüyorum. Anneciğim, senin incilerini, küpelerini o kadına versek babamı bırakır mı? Yavrum, baban gelecek. Sen beni kandırıyorsun anne. Babam o kadınla kaçtı. Oh. Yavrum benim. Ağlama anne. Babam nasıl olsa bize dönecek. Evet, dönecek kızım. Hadi yemeğe gidelim.
Bülent Açıkal'ın kaç numarada kalıyor? 16 numarada ama bir kere bakalım. Odasında mı? Ahmet. Ne var kızım? Bülent Bey odasında. Odasında efendim. Gelin Bülent Bey, gidelim Bülent Bey. Dur bakalım, bunda bir dalga var. Ya öyle. Her dakika biraz daha güzelleşiyorsun Sevda. Öyle mi beyefendi? Gene mi sen? Bizden ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok. Hayatımız tehlikede, ona haber vermeye geldim. Ne gibi bir tehlike? Abiniz aşağıda, otelin holünde. Şimdi buraya gelecek. Sizden intikam almaya yemin etti. Şimdi ne yapacağız? Artık benden korkmayın. Hem bu beni artık son görüşünüzdür. Aranızda Karaçalı gibi kalmak, herkese gülünç olmak istemiyorum. Geldi. Abim geldi. Kapıyı açın! Açın kapıyı! Balkondan yan odaya kaçın, canınızı kurtarın, onu ben karşılayacağım. Hayır, onu ben karşılayacağım. Olamaz. Hayatın pahasına borsa kocamı ve onun benden çok sevdiğini ben kurtaracağım. Seni görmesin. Nihayet sizi kıstırdım. Oho, yine mi sen? Yazıhanede beni intikamından mahrum ettin ama burada yapamayacaksın. Sakin ol. Biraz da kardeşine acı. Bırak da sevdiğiyle mesut olsun. Sevdiğiyle mi? Ya sen ne olacaksın? Ben aradan çekiliyorum. Mahkemeye müracaat ettim. Bu nasıl olur? Bu zavallı yavrular ne olacak? Fedakarlığıma karşı yine anneleri onlara herhalde öz evlatları gibi bakar. Bu kadar yüksek ruhlu bir kadının kıymetini bilmeyen bir alçak mı seni mesul edecek? Hayır. Beni yanlış anlamışsın. Ben alçak değilim. Sadece kız kardeşimi çok seviyorum o kadar. Evime bir misafir, bir dost gibi geldin, şerefimi çaldın. Sen de alçaksın! Bak Sevda! Yapma abi! Bırak diyorum sana! Bırak, ne olur! Bırak. Hayır abi, o bir alçak değil, asıl alçak benim. Onların saadetini ben bozdum, yuvalarını ben yıktım. Babacığım, ne kadar haklıymışsın. Yuva yıkanın yuvası olmaz demiştin. İşte cezamı kendi kanımla ödedim. Beni affet Süheyla. Bu benim ilk ve son aşkımdı. Bülent. Seyda. Anneciğim, babacığım, çok korkuyorum. İzmir Şen Otel. Efendim? Yanlış, yanlış. Katip Bey. Hübiyetimi rica ediyorum. Buyurun efendim. Anneciğim, babamı niye almıyoruz? Güle güle. Anne, babam geliyor. Bekleyelim. Dur Seyla. Hayır Bülent, bırak beni. Yalvarırım sana Süheyla. Senin kıymetini bilemedim. Beni affet. Benim vefakar, fedakar karıcığım. Anneciğim, neden babamı da almıyoruz? Bülent. Bu bir kabustu, geldi geçti Süheyla. Ya, işte böyle hanımefendi.
karımın fedakarlığı sayesinde yuvam yıkılmaktan kurtuldu. Yavrularım da mahzun kalmadılar. Sizden de beklediğim fedakarlıktır. Bu yuvayı yaşatmanız lazım. Ayrılmayacağım avukat bey. Ben de sizin faziletli karınız gibi kocamın yuvasına dönmesini bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Size çok minnettarım. Güle güle hanımefendi. Babacığım! Ah, yavrularım!